Çok teşekkür olacağım şahsen. Onun için de kendisine, yönetimine tekrardan teşekkür ediyorum. Bundan sonraki iş hayatlarında bir onursal başkan olarak tarım, kıda tarım ve hayatı duvarlarını sayma başkanının karar altına alması. İki, düzgünümüzde onursal başkanlığın yanında Fatih Başkan'ın ünvanının da ihdas edilmesini ve bu Fatih Başkan'ın görevine ve Mehmet Eğitimcinin atanması, karar altına alması. Ekte bulunan listemen yönetim kurulu bilgisayar sunulması. Fethi Şifre'nin arkadaşlarına vermiş olduğu ve başkanlarına ilan edilmesini kararın oynaması bilgiyle sunuyorum. Tarımda hayvanlı bakan Tarık Kedi'yi de sunuyorum. Avrupa'ya etmeyeler oy birliğiyle kabul edilmesi aynı olur olsun. 1. İsmail Baba 2. Şehri Karahan 3. Ahmet İnci 4. Ahmet Altan 5. Vedat Buca 6. İsmail Yüme 7. Reşit Atıl 8. Reşat Toprak 9. Mehmet Büyükbaşı 10. Mehmet Güney Küçük 11. İbrahim Kuba 12. Emin Yetim 13. İbrahim Öğretmen 14. Şehmin Köşmez 15. Oktay Duman Yedek Yönetim Ahmet Bulut, Şeref Şenli, Feridun Akgül, Nihat Kesik, Ekrem Demirgülek, Ahmet Erdoğan, Yusuf Yılmaz Bayram, Halil Ceylan, Reşit Karataş, Kışma Akay, Şerzettin Çapı, Feyyat Gönlü, Memnun Fıratoğlu, Osman Aslan, Hasan Ertuğrul. Denetlenme kurulu asıl üyeleri. Hanım satıcı Mehmet Kaya, Mehmet Ali Kadıra. Denetlenme kurulu asıl yedek üyeleri Müslüm Yiğit, İbrahim Eter Akıl, İbrahim Haluk Kadıra. Disiplin kurulu asıl üyeleri Hüseyin İlleroğlu, İmam Batılı, İsmail Mutlu. Disiplin kurulu yedek üyeleri Necip Özbek, Sufi Yavuz, Mehmet Nusrani. Danışma kurulu asıl üyeleri Kemal Sarıcıoğlu, Hayri Ülgen, Nihat Çağrı. Danışma kurulu yedek üyeleri Mehmet Edip Bayram, Aziz Kırmızı, Serhat Öztürk. Asarafe üyeleri bir İbrahim Demirkan, iki Oktay Doğan, üç İbrahim Kuba. Ekleyenler hayırlı olsun. Çok değerli başkanlarımız, Şanlıurfa sporumuzun şu ana kadar bir 5 yıl öncesine kadar başkanıma değerli ağabeyimiz Seti Bey, Şanlıurfa spor sevdaları, çok kıymetli delegelerimiz, öncelikle yapılan kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Urfa adına heyecan doluyuz. Urfa adına bir şeyler yapmak arzusundayız ama bu tabii ekip olarak olur biliyorsunuz. Burada bu şehri yönetenlere şehrin hassasiyetleri konusunda da inisiyatif aldıklarını görmek hakikaten bizi mutlu ediyor. Burada birkaç istifade etmek istiyorum ben. Birincisi kongreyle ilgili bir süreç yürüttük hepimizin malumu ve bu süreç içerisinde biz bütün taraflarla bir araya geldik. Eski sporcularımızla, spor yazarlarımızla, eski yöneticilerimizle, bir önceki yöneticilerimizle bir araya geldik. Ve burada yapılması gerekenlerle ilgili de ifadeleri oldu. Yine bu süreç içerisinde de yakın desteğinizi gördüğümüz gerek belediye başkanlarımız, gerek de Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı'nda da çok çok teşekkür ediyoruz. Yine özellikle dün yaptığımız, eski yöneticiler yaptığımız toplantıda alacakları konusunda bağışta bulunan kişileri de burada Basın mensupları. Evet, evet, evet. Evet, evet, lütfen açalım. Evet.
çek. Değerli arkadaşlar, dün Saçoğlu'ndan Boğaç Mütterler'ini okumak istiyorum size, müsaadenizle. Mehmet Çavuş 308 bin. Halil İsmail Bağman 1.060.000. Aslan Akgürek 431.000. Maruf Güneş 265.000. Hıdır Tepe 185.000. Nabi Kırmızı 100.000. Vedat Ucak 530.000. Ömer Eyüpoğlu 130.000. Feridun Geçler 940.000. Mehmet Kayar 100.000. Aziz Çalıcıoğlu 100.000. Ömer Göçebele 70.000. Ömer Faruk Bahçıvan 51.000. Süleyman Aksu 118.000. Mahmut Saatçı 7.500. Mustafa Bozi 50.000. Halil Kızılerman 14.500. Kemal Süt 200.000. Ömer Saçaklıoğlu 200.000. Müslüm Yalmaz 100.000. Mustafa Yavuz 42.000. Gökhan Gökmen 100.000. Vedat Doğar 10.000. Nihat Kırmızı 55.000. İbrahim Demirkan 92.000. Emin Yetkin 245.000. Hasan Basri Güler 100.000. Oktay Doğan 108.000. Şehmut Göçmez 638.000. Ben huzurlarınızda bu bağışta bulunan çok değerli eski üreticilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde destek olacaklarını ifade ettiler. Bir diğer husus, yeni yönetim kurulu ile ilgili de beyanlarını size söylüyorum yazılı ve sözlü bir şekilde. 350.000 lira, en az 3 gün olmak kaydıyla 150.000'i bağış, 150.000'i de alacak şekilde de bağışta, bu hafta içerisinde bulacaklar. Bundan dolayı da Mövcut Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Tabii bir diğer husus, çok değerli başkanımız Sayın Mehmet Şişek, biliyorsunuz en çok alacaklı olan kendisi. Alacaktan ziyade en çok daha doğrusu destek çıkan kendisi. Sağ olsun kendi alacaklarında hibeler dışındaki kısmı da şu an itibariyle doldurmuştur. İfadesi aynı şu, ne zaman Şanlıurfa Spor sıkıntılarını atlattıksa, imkanları neyse ben onu kabul ediyorum. Onun dışında da imkan yoksa da hiçbir şekilde talep etmeyeceğini de ifade etti. Huzurlarınızda kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın da siz çok değerli delegelere ve basın mensuplarınıza da mesajları var. Öncelikle selamlarını iletiyorlar. Şanlıurfa Spor'un Urfa'nın ortak değeri, ortak marka değeri olduğunu ifade ettiler. Bu süreç içerisinde her şekilde destek olacaklarını ifade ettiler. Bunun bir nişanesi olarak da pazartesi günü de daha önce vesile olduğu 7.500.000 liraya ek olarak 500.000 lira daha pazartesi günü inşallah destek çıkacak. Hafta içerisinde bu miktar inşallah daha da artacak. Bundan dolayı da Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli delegeler, çok değerli katılımcılar. Urfa Spor da bir önceki konuşmada ifade ettiğim gibi bir ilçeye mal edilene kadar bir takım. Dolayısıyla biz burada süreci yürütüyoruz. Yanlış da anlaşılmasın. Eyüpiye Belediyesi olarak bu süreci yönetiyor algısı oluşmaz. Biz bir sorumluluk vardı. Hazır olduğumuz bir toplantıda böyle bir sorumluluk verildi ve tüm arkadaşlar adına da bu süreci yönetmeye çalıştık. Bundan da şahsi anlamda bir beklentimiz kesinlikle yoktur. Bunu buradan da ifade etmek istiyorum. Başarı ve başarısızlık tüm Urfa'ya aittir. Tüm destek çıkanlara aittir. Burada başarı olduğunda, sahiplerin başarısızlık olduğunda işin içine sığınma gibi bir durumumuz olmaz. Biz sadece süreci yönetmesi gereken bir durum vardı. O anda biz hazırlık diye böyle bir durum oldu. Bunu da sizlere ifade etmek istiyorum. Ama ondan sonra süreçte de madem Fahri Başkanlık görevle tebliğ edildi,
yine aynı şekilde bu pasporla ilgili hassasiyetler konusunda, sıkıntılar konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ve bunun için de en büyük güvencemiz başta Gıda Tarım Hayvancılık Bakanımız olmak üzere, Eğitim Siyasetlerimiz olmak üzere, Belediye Başkanımız burada, Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer belediye başkanlarımız olmak üzere şehir adına, şehir garajlarına ve onların desteklerini alacağını şimdi doluyorum. Onlar olmak üzere çok güzel hizmetlere imza atılacağını şimdiden ben görüyorum. Bundan dolayı da Urfa adına, Şanlıurfa Spor adına da heyecanımız bir kat daha artıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki kongremizi yaptık. Yeni listemiz oluştu. İkinci başkanımızla beraber bir liste oluşturduk. Ve başkan orada beni uygun gördüler. İnşallah başarılı bir yönetim olacağız. Ve Urfa'ya çok güzel şeyler kazandıracağımızı düşünüyorum. Birlik beraberlik içerisinde ve bilhassa sizlerin desteğiyle bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Birlik beraberlik olursa başarılı gelmemiz mümkün değildir. Bizim sizden sadece arzumuz ve isteğimiz bizlere yardımcı olabilmeniz ve bizi yönlendirebilmeniz ve beraberce her şeyi paylaşabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eleştirilere ve gerginliğe hiç gerek duymayalım ve sizden destek bekliyoruz. Ve ayaklarınıza sağlık, sefalar getirdiniz ve Şanlıurfa'ya hayırlı uğurlu olsun. Şanlıurfa sporumuza da hayırlı uğurlu olsun. Başkanım, başkan ikinci bir toplantıda transferlerin devam ettiğini, teknik direktörlerle görüşüldüğünü söyledi. Bir sürpriz var mı? Çalışmalarımız bir haftadır devam ediyor. Aslında futbolcuların %60-70'i tamamlamış durumdayız. Özellikle biliyorsun prosedür olarak bu kongre olması gerekiyordu. Hazırlıklı olması zaten biz yetiştirme şansımız yok. 4 tane yakın bir hocayla görüşmelerimiz oluyor. Bugün yarın kararımızı vereceğiz inşallah. Bolu Spor'la ne oldu? Onu da pazartesi günü Bolu'dayız. İnşallah çözeceğiz. Zaten çözmüşüz de. Prosedürler var. İnşallah çözülecek. Yeni sezonda hedefim var. Başkanımız, Onursal Başkanımız biliyorsunuz gerekeni söyledi. İnşallah biz toplayarak, terleyerek bir yere götürmek istiyoruz. Böyle hedef olur da şimdi değil. Size biraz süre vereceksiniz. Beraberce inşallah bir şeyler yapacağız. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Son olarak başkanım, bu hibe edilen borçlarla beraber borcumuz ne kadar oldu şu anda? Tamam. Borcumuz bitti. Bitti mi? İnşallah bitecek. Desteğiniz de olacak inşallah. Çok güzel arkadaşlar olacak. Değerli arkadaşlarımız katıldı zaten. Ve Urfa'da çok güzel insanlar katılacağına inanıyorum. Bir birlik beraberlik olursa benim düşündüğüm şu şöyle bir şey. Bütün müteahhit kardeşlerimiz olsun, maddi manevi bize yardım edeceklerini düşünüyorum. Bizle beraber olursa maddiyete bile gerek yok. Yeter ki coşkuluk olsun, beraberlik olsun. Taş alamayacak hiçbir şey yoktu. İdeal önemli.